Merhaba efendim, İçel TV'desiniz, İçel FM'desiniz, İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayınlar sizlerle birlikteyiz. Haber başlıklarımız: Mersin'de yine bir kadın cinayeti işlendi. Denizlerimizde aslan balığı tehlikesi var. Mersin'de halk arasında çiçek pasajı olarak bilinen pasaj 5,5 milyon Türk lirası parayla yeniden düzenlendi. Mersin'de istihdam artışı için işverenler, kurumlar el ele verdiler. İstihdam artışının Mersin'e ve Türkiye'ye katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca Mersin'de tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar var. Ayrıntılar şimdi İçel TV'de. Mersin'de yine bir kadın cinayeti işlendi. Uzun zamandır, 10 yıla yakın bir zamandır resmi olarak boşanmamış durumda olsalar da birbirlerinden ayrı yaşayan çiftlerden yine üzücü haber geldi. Mersin'de yine 5 çocuklu bir kadın eşi tarafından öldürüldü. Mersin'de Süleyman Etiz bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i ağaç ve bitki kesmekte kullanılan tahrayla öldürdü. Olay Demirtaş Mahallesi'nde yaşandı. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz Mersin'de eşinin kaldığı eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz eline aldığı tahrayla eşi Leyla'yı başına vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası Süleyman Etiz olay yerinden kaçtı. Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde Leyla Etiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Leyla Etiz'in cansız bedeni yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de ve Antalya'da tefecilik operasyonu düzenlendi. Mersin'in özellikle Anamur ilçesinde ve Antalya'nın da Muratpaşa ilçesinde 260'a yakın kişiyi, özellikle de çiftçileri borçlandırarak ve onların borcunu tehdit usulüyle, tehdit ederek, zor kullanarak tehditle borçlarını tahsil etmeye çalışan şebekeye yönelik 3 aydır süren operasyonlar sonucunda geride bıraktığımız aylarda ve haftalarda da gözaltına alınan kişiler oldu. Yine son operasyonda da 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişiyi arama çalışması sürüyor. Mersin ve Antalya'da jandarma ekiplerince tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçeleriyle Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli 9 kişinin yakalanmasına yönelik 8 ev ve 2 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şahıs suç örgütü üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınırken 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin bankalarla problemi olan ve borcu bulunan Anamur, Bozyazı ve Muratpaşa ilçelerindeki yaklaşık 90 vatandaşı aylık %50'ye varan faiz uygulayarak mağdur ettikleri, nakit para vererek borç senet imzalattıkları, borcunu ödemeyen vatandaşların menkul ve gayrimenkullerini kendi üzerlerine geçirdikleri, çek kırmak suretiyle tefecilik suçunu işledikleri, vatandaşları tehdit ederek ödeme yapmaya zorladıkları iddia edildi. Operasyonun 18 Aralık 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3. operasyon olduğu ve bu zamana kadar gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'sinin tutuklandığı, 6'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, gözaltındaki 7 kişiyle ilgili soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi. 3 operasyon sonucunda tespit edilen mağdur sayısının ise 253 olduğu belirtildi. Mersin'in Mut ilçesinde Kemenli Mahallesi'nde 2 yıla yakın zamandır
Bölgede 8 evin özellikle bulunduğu alanda toprakta çatlamalar oluyordu. Son ayda bu çatlamaların sayısı ve derinliği çoğaldı. Mahalleli tedirgin. Yetkililer AFAD ekipleri gidip inceleme yaptıklarında toprak kaymış ama durmuş, bir tehlike yok diye rapor verseler de mahalledeki evler çatlak, yıkıldı yıkılacak. Mahalleli tedirgin, yetkililer derdimize çare bulsunlar diyor. Mersin'in Mut ilçesi Kemenli mahallesinde 2 yıldır aralıklarla devam eden toprak çatlamaları mahalle halkını tedirgin eder hale geldi. Toprak kayması nedeniyle bölgedeki 8 evde oluşan çatlaklar ev sakinlerini korkutuyor. 6 defa ben AFAD'ın ekibini Kemenli Mutlu olarak getirdim. 6'sında da tabi afet değildir dediler. Heyelan değildir dediler. İlla birilerinin ölmesi gerekiyor ki bu ülke onun için ondan sonra akıl başına ölecek. Kemenli Mahallesi sakinleri yetkili kişilerden ilgi bekliyor. Buyurun bakın arkadaşlar, bakın. Bunu neresi heyelan değil? Defalarca söyledim. Burada kırılma var dedim ben. Ama AFAD bizi dinlemedi. Ya ağaçta elma olacak, ya tedire eğilecek. Heyelan böyle olurmuş. Evin vaziyeti bu. Heyelan yüzünden boyanı çökmeye başladı. Evet. İşte evin mesela çevresi yarım metre aşağı gitti. Neyden dolayı oldu bu? Bu fay hattı var burada, fay hattı. Geçen köylerin şeyinden fay hattı burası. Evet. En az yarım metre dabana gitti bu yani şeyi, sağ tarafı. Evet. Fay hattından dolayı bu vaziyete geldi yani. Efendim, daha çok Pasifik Okyanusu'nda ve Hint Okyanusu'nda görülen aslan balığı Akdeniz'de görüldü ve Mersin kıyılarında da Erdemlili balıkçıların ağlarına takıldı. Zehirli bir balık. Konunun uzmanları bu balığı amatör balıkçılar yakalarlarsa asla dokunmasınlar, hayati tehlike yaratabiliyor diye Mersinlileri uyardı. Pasifik ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar balığın dikenlerine dokunulmaması uyarısında bulundu. Zehirli olan bu aslan balığı ilk defa görünüyor. Bilmeyen bu amatör arkadaşlar falan bilmeyenlere gösteriyoruz. Bu bölgede var. Bu balığı elleriyle tutmasınlar ya, zehirli yani, panzehiri olmuyormuş bu balığın. Biz de şimdi ilçe tarım müdürlüğüne göndereceğiz örnek olarak. Hani arkadaşlara söylüyoruz, dikkat etsinler. Biz bu bölgede ilk defa görüyoruz. Antalya, Ege'de vardı ama bu bölgede ilk defa görüyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Doktor Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015 yılında görüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi. Bu balık normalde kıyılarımızda yaşamayan, yabancı olarak tanımladığımız balıklardan bir tanesi. 2015 yılında özellikle gözlenmeye başladı Ege'de. Ondan önce 90'lı yıllarda İsrail kıyılarında gözlenmiş ama epeydir yoktu. Şimdi duyuyoruz, farklı İzmir'den Hatay'a kadar bütün sahil şeridimizde yavaş yavaş gözlenmeye başladı. Mersin kıyılarında biz de 2015'te yaptığımız bir çalışmada, şurada gördüğünüz gibi troll çalışmamızda bu balığa rastlamıştık. Bu balık özellikle düşündüğümüz amatör balıkçılık anlamında düşündüğümüzde zehirli bir balık. İskorpitgillerden aslında, öyle değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bütün bu konuda işte balıkçılıkla uğraşan veya avcılıkla, amatör avcılıkla uğraşan insanlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Herhangi bir sokma durumu olursa mutlaka hastanelere başvurulması gerekiyor. Genellikle liman ağzı gibi kayalık bölgelerde yaşıyor. Gece aktif, ancak yine de özellikle kayalık bölgelerde yüzen vatandaşlarımızın dikkat etmesi kendi yararlarına olur. Yayılım alanı Pasifik. Dolayısıyla özellikle Amerika'nın güney sahillerinde de ve Karayipler'de de büyük bir sorun şu anda. Orada yapılan çalışmalarda özellikle tüketimine yönelik çalışmalar yapılıyor.
Bu bağlamda da biz de burada farklı enstitülerimiz, devlete bağlı enstitülerimiz bu konuda çalışmalarını yine devam ettiriyor. Yüksek üreme kapasitesine sahip bir dişi bir yılda yaklaşık 2 milyon yumurta bırakabiliyor. Ayrıca bu tür predatör yani avcı bir tür. Dolayısıyla özellikle yine aynı seviyedeki lavos, levrek gibi türlerimizin küçük bireylerini de yeme durumu var. Bu sebeple de ekosistemde ciddi tehlike oluşturabilecek bir tür. Şimdi efendim Mersin'de halkın, vatandaşların çiçek pasajı olarak bildikleri Gökçay İş Merkezi uzun zamandır düzenlenme, restore edilme çalışması içerisindeydi. Sonuçlandı ve güzel bir şekilde oldu. Herkes memnun, esnaf memnun, vatandaş memnun. Kent merkezinde yeni bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla girilen proje tamamlandı ve törenle de hizmete açıldı Çiçek Pasajı. Mersin'de yaşayanların Çiçek Pasajı olarak bildiği Gökçay İş Merkezi'ndeki restorasyon çalışmaları tamamlandı. 5,5 milyon Türk lirası ödenekle yenilenen pasaj törenle hizmete açıldı. Çiçek Pasajı'nın açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk başta olmak üzere davetliler, pasaj esnafı ve vatandaşlar katıldı. İnsanların içine girmeye çekindiği bir pasajı ne hale gelebileceğini tüm Mersin hemşehrilerimize gösterebilirsiniz. Burada bulunan esnaflarımızın daha iyi gelir temin etmeleri, daha güzel koşullarla hizmet verebilmelerini sağlayalım istedik ve yola koyduk. Yaklaşık 5,5 milyon liraya bize mal oldu ama örnek bir pasaj oldu. Şimdi vatandaşlarımıza soruyorum, herkes şunu söylüyor, ne kadar güzel bir çiçek pasajı olmuş, çiçek gibi olmuş, güzel olmuş diyorlar. Ve biz de gururlanıyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ben buranın katkılarına dolayı tekrar Sayın Bakan dostluklarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu iş yerlerini çalışanların hepsine hayırlı işler, hayırlı kazançlar diliyorum. Klasik ve modern çizgilerin harmanlandığı bu projeyi hazırlayıp zart halinize sunduk. 5,5 milyon gibi önemli bir ödeneği tahsis ettiniz ve yenileme süreci başladı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, bismillah. Şimdi efendim diğer bir haberimiz ise şu, istihdam artışı. Tüm Türkiye'de istihdamı arttırmak, tabii Mersin'de de istihdamı arttırmak, işsizlere bir nebze olsun iş olanağı kazandırmak, Mersin ekonomisini canlandırmak amacıyla çalışmalar Mersin'de de İşkur'un öncülüğünde devam ediyor. Son olarak istihdam artışı nasıl olmalı? İstihdam artışında işverenlere yönelik teşviklerle ilgili bilgiler vermek ve bu konuda fikir alışverişinde bulunulmak amacıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı yapıldı. Mersin'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Faruk Tokgöz ve çok sayıda işveren katıldı. İşveren ve çalışan bir aile olarak görüyoruz. Bu ailenin mutlu bir şekilde sürmesi ve bu aileye yeni fertlerin katılması en büyük amaçlarımızdan biri. Faydalı olmasını diliyorum. İnanın hepiniz sizin faydalanacağı teşvikler, destekler var burada. Hem mevcut işçimizi korumak, hem yeni
işçi istihdam etmek için hem de sürdürülebilirlik açısından çok önemli destekler var. Bu istihdam konusu Türkiye'yi çok 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 ilgilendiren bir konu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konuyu başından beri takip ediyor ve bizim Cengiz Bey bu konunun mimarlarından, bütün çalışmalarda devlet bürokratlarıyla devamlı çalıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin en önemli konulardan biri istihdam. Onun için bu konularda bizim yapmak istediğimiz şu: bürokratların yazdıklarını tüccar adamın, tacirin lisanına çevirip daha fazla yardımcı olabilmek. Bu konuda da Üstad Cengiz Bey, işte 19. bir durağı burası. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. 2018 yılı Türk ekonomisi için çok çetin bir mücadele yılı oldu. Bir kere bunu ortaya koymak lazım. Döviz kurları üzerinden yürütülen ve önemli ölçüde yurt dışı kaynaklı olan operasyonlarla bir ekonomik girdap oluşturuldu. Bu süreçte döviz kuru, faiz oranları, enflasyon gibi göstergelerde ani ve büyük oranlı dalgalanmalar yaşandı. Şimdi bu göstergelerde nispeten daha istikrarlı bir dönem başlamış durumda. 2018 yılının son çeyreğinde ekonomimiz %3 küçüldü. İşsizlik oranları 2 puan arttı. Bunlar gerçek ve realiteler. Bunların dışında gözden kaçırdığımız bir başka gösterge daha var ki bu gösterge çok önemli. Yurt içi hane halkı, yani özel tüketim harcamaları 2018 yılının son çeyreğinde %8.9, yani %9 oranında azaldı. Bana göre en büyük göstergelerden bir tanesi bu. Yurt içi hane, yani özel tüketim harcamaları son çeyrekte %9 azaldı. Bu rakam iş talepteki daralmanın en açık göstergesidir. Özel tüketim harcamaları toplam talebin, yani milli gelirin yaklaşık %60'ını oluşturmaktadır. Ekonominin yeniden büyüme sürecine girebilmesinin yolu özel tüketim harcamalarının artırmaktan geçmektedir. Bir, işsize iş bulunacak. İki, işverene istihdam yükleri ağır deniyor, o ortadan kalacak ve azalacak. En önemlisi de para kazanan insan harcama yapacak, talep artacak. Bu seferberliğin hedeflerine ulaşabilmesi için son katılma tarihinin 30 Nisan diye açıklandı. Bu da tartışılıyor. Uzman beyefendi bunu bize izah edecek. Ama ben burada bir kemerinde bulunuyorum. 30 Nisan yerine 30 Haziran olarak revize edilmesini öneriyorum. Serbest muhasebeci, mali müşavirler olarak bu programın başarıya ulaşmasındaki tam ki sonsuz destek vereceğiz. Kamunun yanında olacağız. Çünkü bu istihdam artırıcı bir program. Abdullah Bey çok doğru söyledi. İşsizlik fonundan işsizlere karşı bir ödenek sağlanabilirdi. Ama ülkenin temel sorunu olan üretime katkısı olmazdı. Bizim devamlı üretiyor olmamız lazım. Üretmek için de bu tür teşviklerin işverenlerin yanında olması lazım. Biz de bunları uygulayacağız. Bu konuda destek vereceğiz. Her zaman olduğu gibi. Ama biz tabii ki şunu da arzu ediyoruz. Mali müşavirleri de işverenler ve kurum yetkilileri gereken önem vereceklerini düşünüyorum. Efendim, eriğin ilk hasadı Mersin'de yapıldı. Ancak bu erik tanesi 10 liradan satılan, yani 10 gramı 10 lira olan bir erik. Mersin'in Mut ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde ilk hasat yapıldı. Eriğin 80 gramlık paketi 80 liradan satılıyor. Termoblok ısıtma sistemiyle 11 Ocak'ta çiçek açan eriğin ilk verim hasadı yapıldı. Siparişle hazırlanan ve içerisinde 8 adet eriğin bulunduğu 80 gramlık paketler 80 liradan İstanbul ve Antalya'ya gönderiliyor. 39 ağaçta yaklaşık 500 ile 750 kilo arası bir verim almayı endekslerdim. Tabii böyle bir sistem Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bunda
termoblok ısıtma sistemi dediğimiz bir ısıtma sistemi kullandım. 6 kanaldan içeriye sıcak hava akışı sağladım. Böyle bir sistemde bu kadar verim aldım. Ha, tabii ki bunu geliştirerek devletin kollarından da yararlanarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince şu an piyasaya sürdüğümüz eriklerde bir biyolde 8 adet eriği, yani yaklaşık 80-90 gram eriği 80 TL'den satıyorum. Böyle bir çalışma sonucunda elde ettiğim verim bu oldu. İlerleyen zamanlarda tabii ki de kendi endekslerimde geliştirdiğim noktalarda, yapacağım aşamalarda daha fazla verim elde edeceğini düşünüyorum. Aşağı yukarı aynen gramı 10 liraya buluyor. Şu an piyasa İstanbul, Adapazarı ve Antalya'ya 3 ile gönderdiğim oldu. Buralara tabii ki de Türkiye'de ilk çıkardığımız için şu an bu eriği ve bu sistemi de ilk defa yaptığımız için çok fazla bir rekabet gördü. İlçemizde 13 bin dekar tarım arazimizde erik üretimi yapmaktayız. Erik üretimimiz genelde Göksu Irmağı boyundaki mahallelerimizde, Göksu, Suçatı, Evren, Aşağı Köselerli, Yukarı Köselerli gibi mahallelerimizde yapmaktayız. Fakat Nisan 15 gibi erik piyasaya çıkmaktaydı. Burada Göksu Gravga mahallemizde genç girişimcimiz Samet Toprakçı'nın kurmuş olduğu seradayız. Yeni denedikleri termoblok sistemle 11 Ocak'ta çiçeklenmeyi, 28 Şubat'ta da ilk verimi, hasadı yaptık. Dolayısıyla ilçemizde seracılığında teşvik edilmesiyle 8.25 gibi bakanlığımızın, Ziraat Bankamızın verdiği sera destek kredileriyle de inşallah bu seracılığımızı artıracağız. Gravga Göksu mahallemizde de eriğin başkentidir bu mahallemiz. Burada da yeni kurulacak olan seralarla daha erken dönemde, daha gelir getirici bir şekilde Turfan'da erkenci örtü altı eriği yetiştireceğiz inşallah. Yerel gazetelerimize de bakalım efendim ve yerel gazetelerden ilk olarak Yeni Güney ile başlıyoruz. Yeni Güney gazetesi bugün birinci sayfasında şöyle bir başlık atıyor. Büyükşehir adayları bir ilki gerçekleştirdi diyor Yeni Güney. Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi KEYAM tarafından düzenlenen Mersin Kent Zirvesi'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ayfer Yılmaz, Hamit Tuna ve Vahap Seçer ilk kez bir araya geldiler ve projelerini anlattılar diyor. Bu hakikaten Türk siyasetinde ve Mersin siyasetinde çok ender görülen bir durum. Üç Büyükşehir Belediye Başkan adayının da bir araya gelerek projelerini anlatması. Tabii İçel TV'den de canlı olarak yayımladık. Tekrar izlemek isterseniz İçel TV'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında da tamamı kayıtlı bir şekilde size ulaştırılıyor. İzleyebilir, dinleyebilirsiniz efendim. Diğer bir gazeteye geçeceğiz. Affedersiniz, işte Yeni Güney gazetesi bu buluşmanın önemine değiniyor. Hakimiyet gazetesi şeytanın bile aklına gelmez başlığını atıyor. Mersin polisinin kargoyla uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda iki uydu alıcısı içerisinde 1925 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uydu alıcılarının içini boşaltıp hap yerleştiren iki kişi tutuklandı diyor ve bu operasyonun ayrıntılarına yer veriyor Hakimiyet gazetesi. Güney gazetesi iş dünyasından istihdam çağrısı diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, üyelerini istihdam seferberliği 2019 programı kapsamında uygulanan teşviklerden en üst düzeyde yararlanmaya çağırdı diyor gazete. Ve bu konuda ayrıntılar Güney gazetesinde okuyucuya aktarılıyor efendim. Güney'den geldiğimizde haberciye, haberci diyor ki iddialar soruşturulsun. Memur Sen'e bağlı Eğitim Birsen Mersin Şube Başkanı Abdullah Çelik'in İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca hakkındaki iddialarla ilgili açıklamış olduğu konular
tepki çekmeye devam ediyor. Abdullah Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki skandallarla ilgili ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın da bu skandallara göz yummasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların oluşturduğu tepkiler gelmeye devam ediyor diyor ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor haberci. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde neler oluyor ve olan şeylerin içerisinde kimler var, amaç ne? Bunlar ayrıntılarıyla Haberci gazetesinde. Haberci'den Akdeniz'e geçtiğimizde Akdeniz gazetesi az önce de getirdik ekranlarınıza. Eriğe değiniyor. Eriğin tanesi dalında 10 lira. Mut ilçesinde örtü altında hasadı yapıldı ve 80 gramlık ortalama 8 tane eriğin fiyatı 80 lira. Gramı 10 liraya satılıyor. İlk hasat yapılan erik diyor ve buna değiniyor gazete ayrıntılarıyla. Ve Mersin gazetesi işsizlik oranı 2 puan arttı başlığına atıyor. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında başlatılan 2019 kampanyası çerçevesinde Mersin'deki çalışmalar başladı. Bu çerçevede Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda işverenlere yeni istihdam teşvikleri anlatıldı. Tabii işverenler de söz aldılar. İşverenlerin oluşturduğu STK'ların başkanları da söz aldılar. Ve işsizliğin 2 puan artması yönündeki açıklamalar dikkat çekti. Diğer bir gazetemize geldiğimizde Çukurova 18'ler uygulamasını silip atacağız başlığını atıyor. Ve CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Süleyman Dal Kılıç'ın seçim vaatlerine yer veriyor Çukurova gazetesi. Çukurova'dan İMC'ye geldiğimizde İMC özlenen tablo başlığını atıyor ve Toros Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının bir araya geldiği kent zirvesinin ayrıntılarına, adayların açıklamalarına, adayların zirvede yapmış oldukları açıklamalar, zirvedeki takılmış oldukları tutumlara göre değerlendirmelere İMC gazetesi birinci sayfasında ve iç sayfalarında yer veriyor efendim. Yerel gazeteleri sona erdirdik. Şimdi günün makalesine bakacağız. Sonra intermersin.com'la birlikte olacağız. Serkan Tultak, Haberci gazetesi. Açık oturum ve adaylar. Toros Üniversitesi yine önemli bir işe imza attı. Yerel seçimlere sayılı günler kala Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını üniversite öğrencileriyle buluşturdu. Her aday kendini ifade etti, yapacaklarını anlattı. Keşke bazıları tarafını çok belli etmeseydi, çok daha iyi olacaktı. Ama yine de başarılı bir iştir. Emeği geçenlerin de eline sağlık. Demokrat Parti adayı Sayın Ayfer Yılmaz pek ışık vermedi. Başkan Kocamaz'a yapılan haksızlıktan söz ederken yapılan ihmalleri daha net anlatması gerekirdi. En azından kabahatliği dışarıda aramak yerine başvuru bir gün önce götürülüp verilse bunlar konuşulmayacaktı. İnsanlar bu konudan sıkıldı. Nitekim Cumhur İttifakı adayı Başkan Hamit Tuna yine cevap vermek zorunda kaldı ama bu kez nokta koydu. 1 Ocak 31 Mart takvimi içerisinde adayların ne yapacağı yazılıdır. Zamanı geçirip de aday olamayıp ondan sonra bu suçu da kişisel olarak benim üzerimden kumpas yapıldı denmesini esefle kınıyorum. Birlikte yol yürüdüğünüz, siyaset yaptığınız insana güveneceksiniz. Güvenmiyorsanız onunla yol yürümeyeceksiniz. Ben başvurumu bir gün önce verdim. Vahap Bey de bir gün önce vermiş. Çünkü bizim meclis üyesi yapımız yok. 3 tane evrak veriyorsun. Dilekçe, diploma, savcılık belgesi. Bu kadar. Kumpas kuruldu diyerek benim adımı ortaya koymak kişisel haklarıma tecavüzdür. Buradan demokrasi mücadelesi falan çıkmaz. Hata belli, sonuç belli. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Vahap Seçer, Mersin'in menfaati için gitmem gerekiyorsa Cumhurbaşkanı'na bir kere değil 1000 kere gitmeye hazırım demesi önemliydi. Neticede Mersin'in en büyük eksikliği lobi ise bunu güçlü kılmakta yine bizlere kalıyor. Mersin olması gerektiği yerde değilse bunda yöneticilerin de sorumluluğu vardır. Peki Sayın Seçer milletvekilliği döneminde bunları neden yapmadı? Yaptı da bizim mi haberimiz olmadı?
Cumhur İttifakı adayı Başkan Hamit Tuna da Türkiye'nin üretim ekonomisiyle kalkınabileceğine işaret ederek bugüne kadar bu çerçevede belediyecilik yaptığını, bundan sonra da aynı doğrultuda projelerini hayata geçireceğini söyledi. Başkan Tuna yılların belediye başkanlığının ve insani ilişkilerinin vermiş olduğu özgüvenle konuşuyordu. Bu fark çok belli oldu. Tabii Cumhur İttifakı adayı olması, seçilmesi halinde hükümetle diyalogların üst seviyede olması ihtimali, yatırımların önünün açılması Başkan Tuna'yı bir adım öteye taşıdı. Gençler zehir gibi. Artık sorgulayan bir gençlik var. Karşısında bu kenti yönetmeye talip adaylar varken onlar da dikkatle takip ediyordu. En ufak bir tebessüm bile o adayın o anki konuşması hakkındaki fikrini ortaya koymaya yetiyordu. Onun için adayları değil, gençlerin adaylar konuşurken yaptıkları mimikleri takip etseydiniz doğru sonuçları alırdınız. Intermersin.com'a baktığımızda şöyle bir haber başlık görüyoruz. Başkan Tuna, Cumhur İttifakı adayı olmamız Mersin için bir şanstır dedi. Hamit Tuna, MERYAP'ı, Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği'ni ziyaret etti ve fikir alışverişinde bulundu. Projelerini açıkladı MERYAP Yönetim Kurulu'na. Ayrıntılar intermersin.com sitesinde yer alıyor. Diğer bir haber başlığımız ise Çiçek Pasajı'nın açılmasıyla ilgili ki ayrıntılarıyla haber bültenimizde de yer verdik bu konuya. Ve 5,5 milyon lira masraf yapılarak yeni bir kent merkezinde yeni bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla düzenlendi Çiçek Pasajı. Ve devam ediyoruz. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in seçim çalışmalarının ayrıntıları da yine intermersin.com sitesinde yer alıyor. Vahap Seçer'in Gündoğdu mahallesine yapmış olduğu ziyaret ve orada seçim bürosu önündeki açıklamaları da intermersin.com'da efendim. Devam ettiğimizde değerli seyirciler, Tıp Bayramı Mersin'de törenlerle kutlandı. Bugün Tıp Bayramı, ülkemizde bilimsel anlamda tıp eğitiminin başladığı ilk tıp eğitiminin başladığı gün 14 Mart ve dolayısıyla da yanlış hatırlamıyorsam 1827 yılından itibaren ülkemizde tıp eğitimi bilimsel anlamda veriliyor ve bu anlamda da 14 Mart o tarihten itibaren Tıp Bayramı olarak ülkemizde kutlanıyor. Mersin'de de Tabip Odası'nın öncülüğünde Tıp Bayramı etkinlikleri başladı. Ayrıntılar intermersin.com sitesinde yer alıyor. Ve diğer bir haberimize geldiğimizde değerli seyirciler, Mersin'de yine bir köpek balığı yakalandı. Pamuk cinsi, hatırlayacaksınız. 3 gün öncesinde de haber bültenlerimizde yer alıyordu. 3 gün içerisinde ikinci köpek balığı da Mersin açıklarında yakalandı. 400 kilogram ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda pamuk cinsi köpek balığı Mersin Balık Pazarı'nda sergileniyor. Meraklı vatandaşlar da köpek balığıyla fotoğraf çektiriyorlar efendim. Ve devam ediyoruz. intermersin.com'dan ulaşabileceğimiz haberler nelerdir diye baktığımızda Mersin sporuyla, Mersin sanatıyla, günlük yaşamıyla, ekonomisiyle ilgili tüm haberler intermersin.com'da güncel ve yalın haliyle aktarılıyor okuyuculara. Bugün de İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar ekranlarınızda İçer TV'nin ve sosyal medya hesaplarında olacak. Bizde kalın, hoşça kalın efendim. Jungle.